Herkese merhaba. Bu videoda havale geçiren, epilepsi nöbeti geçiren çocuklarda nasıl müdahale edilmesi gerektiğini kısaca anlatacağım. Çocukluk çağında geçiren epilepsi nöbetlerinin çoğu 2-4 dakika kadar süre içinde sonlanır. Nöbet nadiren 10 dakika üzerinde olabilir ancak nöbetin ilk dakikasında süreyi tahmin etmeniz mümkün değil. Nöbet döneminde alacağınız önlemler, nöbet sürecinde çocuğunuzun hiçbir zarar görmeden bu olayı atlatmasını sağlayabilir. Çocuğunuzun nöbet geçirdiğini nasıl anlarsınız? Çocukluk çağında en sık gördüğümüz, özellikle ilk yardıma ihtiyaç olan nöbetler, tüm vücudun kasılarak başladığı ve ardından kasılıp gevşemeyle sonlanan jeneralize nöbetler. Bu nöbet şeklinde özellikle çocuğunuz bilincini kaybeder, düşebilir, kafasını bir yere çarpabilir. Yemek yiyorsa boğulma riskine sahip olabilir. Maalesef buna olabilecek en kötü senaryolar. Nöbet anında hızlı ve soğukkanlı olmalısınız. Nöbet süresi genelde 2-4 dakika dedim ancak o süre sizin için saatlerce sürmüş gibi hissedebilirsiniz. Şiddetli kasılmalı nöbetler haricinde dalma, sabit noktaya bakma, irkilme, göz kapaklarını hızlı açıp kapama, aniden yere düşme şeklinde nöbetler de olabilir. Hepsinde ilk müdahalede aynı sırayı izlemelisiniz. Peki nöbet anında ne yapmalısınız? Nöbet anında hemen çocuğunuzu uygun bir yere yatırmalısınız. Başını hafif yükseltecek kadar yastık, mont gibi yumuşak bir şeyle desteklemelisiniz. Kasılmalar sırasında zarar görmemesi için çevreden yaralanmasına neden olabilecek şeyleri uzaklaştırmalısınız. Nöbet kadar nöbet dönemindeki travmalar da çocukların hastaneye yatışlarını artırır ve ciddi zarar görmelerine neden olur. Nöbet döneminde düşüş pozisyonuna göre kafa travması, omurga yaralanması, kalça ve kemik kırıkları, çene ve burun kırıkları oluşabilir. Nöbet döneminde çocuğunuzun hayati tehlikeye sokan en önemli durum solunum yollarının kapanması. Bu da en çok dilinizin arkaya kaçmasıyla olur. Bunu engellemek için çocuğunuzu kasılmalar sırasında uygun bir yere yatırdıktan sonra yatırdığınız zemin üzerinde hemen yan çevirip başını yere paralel olacak şekilde hafif kaldırmanız gerekiyor. Yan çevirdiğiniz zaman çocuğunuz bu şekilde dilini yer çekiminin etkisiyle ağız içinde yanağınıza doğru kaydırır ve solunumunu engellemez. Bu dönemde çocuğunuzun ağzını açmaya çalışmayın. Ağzı kapalı ama bu nefes almasına engel değil. Örnek, siz uyurken ağzınız kapalıyorsunuz ve burun yolunuz açık olduğu için nefes almaya devam ediyorsunuz. İkinci önemlisi, tüm vücudunuz kasılırken mide içeriğiniz doluysa mide içinizdeki gıdalar ve sıvıların bu kasılmalarla yukarıya çıkması ve çocuğunuzun kusmaya başlamasıdır. Bu durumda eğer çocuğunuz yan yatar pozisyondaysa sıkıntısız bir şekilde ağız içinde kusmuk birikebilir, bu durumu sıkıntınızla atlatabilirsiniz. Ama çocuğunuz oturuyorsa ya da yanlış bir pozisyonda ise kusmanız ve mide içeriğiniz akciğerlerine kaçıp solunumunuzu durdurabilir. Bu riskler nedeniyle çocuğunuzu baş aşağı tutmayın, sırt üstü yatırmayın, oturtmayın, yüzüne su serpmeyin, akan suyun altında başını yüzünü yıkamayın, cimciklemeyin, kendine gelsin diye tokat atmayın. Ağzına kaşık gibi sert cisimler sokmayın. O dönemde çene kasları kasılarak ağzına soktuğunuz cismi kırıp solunum yollarının tıkanmasına neden olabilir. Elinizi, parmağınızı ağzının içine sokmaya çalışmayın. Bu parmaklarınızın yaralanmasına neden olabilir. Çocuğunuz kendine gelmeden, bilinci açılmadan ağzından sıvı gıdalar, su, meyve suyu, ayran, ağızdan katı gıdalar, ağızdan ilaçlar kesinlikle vermeyin. Bunlar da soluk burnunuza kaçıp solunumunuzu durdurabilir. Nöbetiniz durduktan sonra bilincin açıldığını anlamak için iyi misin, nasılsın gibi kısa cevaplı sorulardan ziyade tarih gibi, bulunduğunuz yer gibi ayrıntılı sorular sorun. Peki nöbet geçiriyorsunuz. Bu durumda bir ilaç kullanmalı mısınız? Sık nöbet geçiren çocuklarda nöbet anında kullanmak için bazı ilaçlar mevcut. Ülkemizde en sık nöbet anında popodan verilen rektal diazem kullanılır. Diazem yaptıysanız eğer çocuğunuzu nöbet durumunda nöbetiniz dursa bile mutlaka en yakın hastaneye gidin. Uyuma ve kendine gelme dönemine kadar hastaneden ayrılmayın. Yurt dışında diazem harici ağız içinde yanaklara sıkılan, kullanımı daha kolay, daha güvenli ilaçlar var. Nöbet anında kullanmak için kısa bir eğitimle bu ilaçları temin edip kullanabilirsiniz. Peki hangi durumda çocuğunuzu hastaneye götürmelisiniz? Çocuğunuz eğer ilk defa nöbet geçirdiyse, nöbet süreniz 5 dakikadan uzun sürdüyse, nöbet anında ve nöbet bittikten sonra solunum sıkıntınız, nefes darlığınız varsa, nöbetten sonra bilinciniz yerine gelmediyse, bilinciniz yerine gelmeden yeniden nöbet geçirdiyseniz, nöbet anında bir travma geçirdiyseniz veya yaralandıysanız mutlaka sağlık profesyonellerine hızlıca ulaşmalısınız. Ambulans aramalısınız ya da en yakın sağlık kuruluşuna güvenli bir şekilde götürmelisiniz. Çocuklardaki epilepsi sıklığı 1/1 ile 3 arasında değişiyor. O yüzden bu durum herhangi bir zamanda karşınıza gelebilir. Böyle bir durumda ilk yardım bilginiz bir çocuğun hayatını kurtarabilir. Geçmiş olsun.